olmadığı, Müslümanlığın doğmadığı çok eski zamanlarda bu beldede Allah'ın varlığına inanan Eyyub isminde bir kimse yaşamaktaydı. Zamanında yetiştiniz. Yoksa mallarımız gittiği gibi canımızdan da olacaktık. Allah sizlerden razı olsun. Yolcu, darda kalana yardım boynumuza borçtur. Yaşadığımız bu topraklarda kimsenin canı yansın istemeyiz. Şu hediyemi kabul buyurursanız beni memnun edersiniz. Ölen adamlarımın ailelerine dağıtırsanız siz beni daha çok memnun edersiniz. Mübarek olsun kardeşler! Evlerinize, çocuklarınıza dönün! İşleriniz sizi bekler! Sen çocukların kavgasına, lafına bakıp bizim kuyuyu taşla doldurdun. Yaptığın reva mıdır? Senin oğlun hem benim çocuğu dövmüş hem de kuyuyu taşlamış. Bana gelip haber verseydin kuyunu temizlerdim. Komşuluğun bir hakkı, hukuku vardır. Susun bakın kim geliyor. Selamun aleyküm. Aleykümselam ya Eyyub. Nedir derdiniz? İşi gücü bırakmış çekişirsiniz. Benim oğlan onun kuyusuna taş atmış diye, o da bizim kuyuyu taşla doldurmuş. Komşular arasında böyle tatsızlık kötü şey.
Daima kardeş gibi geçinmeli. Birbirinizi incitmemelisiniz. Şimdi el birliğiyle iki kuyuyu da temizleyeceksiniz, konu komşu susuz kalmaz. Oğlum, kararlaştırdığımız gibi hazırlanan şeyleri yoksullara, yetimlere, muhtaç olanlara dağıttınız mı? Dağıttık sevgili pederim. Masum yetimlerinle birkaç fakire de yarın lüzumlu olan yardımı yapacağız. Tanrı hepinizden razı olsun. Dağıttıklarınız hiç şüphesiz Rabb'in nimetleri, Rabb'in malıdır. Neden ağlıyorsun yavrum, hı? Bana at vermiyorlar. Al bakayım, sen de bununla oyna. Hadi, ödü bakayım. Şimdi keyfi oldu, gel gel gel. Hadi bakayım, sen de oyna, hadi. Afiyet olsun kardeşim, sofrandan kalmana gönlüm razı gelmez. Şu kuru acığıma tenezzül ederseniz buyurun. Tenezzül de ne kelime! Senin azığın da bize Allah'ımızın bir lütfu. İnsanoğlunun karnı neyle olsa doyar. Sen tarladaki işlerini tamamla Kahya. Oturun, işinize bak. Ya Eyüp, bir terslik olmadı ya. Hayır. Sana kahvaltı hazırlayayım. Bir çobanla paylaştık rızkını, topu. Peki, yorgunluğun için bir tas ayrana ne buyurulur? Lokmamı yalnız yedimse, öksüzler de ondan yemediyse, çıplağı, yoksulu gördüm de onlara bilerek yardım etmedimse, kapımda çalışanlara, acizlere elimi kaldırdımsa, omuzlarım kürek kemiklerimden çıksın, parmaklarım kırılsın. Ümidimi paraya bağladımsa, malım mülküm çoktur diye kibirlendimse, kötülük edenlere yardımcı olup teşvik ettimse topraklarımda hasat yerine diken ot bitsin. Allah'tan gelecek bela bizler için dehşettir ya Rabbi. Sen her şeyi bilir, dilediğini yapmaya muktedirsin. Bilirim, hiçbir muradın alıkonmaz ya Rabbim. Ya Aleyya,
Ya Hazreti Yakup'un kızı, neden ayakta dikilirsin? Geç şöyle otur. Gel. Eline sağlık. Afiyet olsun. Rahme. Selvi gibi oldu maşallah. Evlenme çağı geldi. Allah hayırlı kısmet ihsan eylesin. Helal süt emmişini versin. Cemi cümlenin çocuklarına da hayırlısını ihsan eyle ya Rabbim. Ben şeytanım. İnsanları şaşırtan, onlara her türlü kötülüğü yaptıran şeytan. Eyüp denen kul, Rabbini aldatmakta. Sen her zamanki gibi yanılıyorsun. Eyüp Tanrı'nın adını anarak metüsenalarda bulunuyor. Selam selavat olsun ona. Tanrısından korkar. Zenginliğini kaybetmemek için Tanrısına dua ediyor. Melun şeytan! Eyüp'ü kendin gibi mi sandın? Sana Tanrım cennetinin muhafızlık payesini vermişti. Gururlandın. Kibir alev alev her zerreni sardı. Tanrı bende meziyet gördü de bunu dedin, Allah'a isyankâr oldun. Unutmayın ki Eyüp de Adem'in soyundan. İzin verilsin onu sınamak için bana. Eyüp'ün elindeki malları yok etmek için onun başına musallat olayım. Göreceksiniz ki Eyüp de Tanrısına isyankâr olacaktır. Tanrı izin verdi sana ey iblis. Dene Eyüp'ü dilersen. İşte nesi var nesi yoksa senin elinde. Ancak katiyen kendisine el uzatma. Durun, bir de beni dinleyin. Her kafadan bir ses çıkmasın. Sabahki baskında boş bulunduk. Yoksa biz Eyüp'ün de adamlarının da hakkından gelirdik. Çok kalabalıktılar, bir şey yapamazdık. Onlara ani bir baskın verirsek her şeylerini ellerinden alırız. Reisiniz yerden göğe dek haklıdır. Kurnazca yapılacak bir baskınla burnunuz kanamadan Eyüp'ün mallarına sahip olabilirsiniz. Nasıl olur bu iş? Dinle beni, nasıl yapılacağını anlatayım. Nedir bu halin? Bir tas su verin. Ya Eyüp! Öküzlerle çift sürüyor, hayvanları otlatıyorduk. Gırganiler birden bastılar, ne var ne yok her şeyi alıp götürdüler. Adamlarımızı öldürdüler, ben canımı zor kurtardım. Atlayın atlara! Durmayın! Thank you.
Salme! Ne çare ölmüş! Bizim Meryem Hatun'un eşi Amel, en sadık adamımdı. Ne mutlu onlara ki aldıkları görevlerini canla başla yaparlar. Emanetleri canları bahasına korurlar. Tanrı mükafatlarını verecektir. İddete kapılmayayım. Bizim mallarımız için bu sadık adamlarımızın çoluğunun çocuğunun evvel Allah sonra bize emanet edilmiş olduklarını sizlere hatırlatmam elbette lüzumsuz. Sizler artık yedi kardeş değil, Meryem'in yetim kalan oğlu Kanen'le sekiz kardeş oldunuz. Dönebilirsiniz. Kainata can veren Allah'ım, sen kusurlarım varsa affet! Ya Rab! Eğer yalancılıkla yürüdüysem, ayağım hileye seyirttiyse, avuçlarıma bir kir sürüldüyse, ben ekeyim de başkaları yesin. Filizlerim kökünden sökülsün, bana yemeye kısmet etmesin. Muhtaç olanlara, dullara istediklerini vermedimse malım, canım sana feda olsun Allah'ım. Dediklerin aynen çıktı. Bu kadar malı burnumuz kanamadan elde ettik. Aksi olsaydı ilk işim senin başını vurmak olacaktı. Şimdi mükafatı hak ettin. Gel içip eğlenelim. Eğlenmek mi? Hmm. Ölürüm zevkten! Galibiyetimizin şerefine içelim! Raks başlasın! Temeliydi. Ondan başka kimsemiz yok. Zavallı oğlumla boynu bükük kaldık. Nasıl geçiniriz, ne yaparız?
Üzülme Meryem kardeş, bizler ne güne dururuz? Senin oğlum bizim oğlumuz. Sen de benim kardeşimsin. Elimizden ne gelirse seninle beraberiz. Kocam Eyüp senin dünya ahiret kardeşin değil mi? Tanrı sizlerden razı olsun. Müsaade edin, ben çekeyim. Allah senden razı olsun ya Leyla. Şikayetim şudur ki, komşumun sürüsü bağıma girmiş. Bağımda ne mahsul ne de yaprak kalmıştır. Yüksek adaletinizden bağıma karşılık onun sürüsünün bana verilmesini arz etmekteyim. Doğru mu dedikleri? Evet doğru. Bir diyeceğin yok mu? Komşum bağını harap eden sürünü istemekte. Böyle, seni dinliyorum. Adaletinize sığınırım ya Hazreti Eyüp. Nasıl olur? Bağının değeri nedir, sürümün değeri nedir? Talebini ileri sürerken, bağınla sürünün değerini mukayese ettin mi? Ailece umutlarımızı bağladığımız bağımız tamamen mahvoldu ya Eyüp! Yanılmayan, hükümlerinde isabet eden yalnız Tanrı'dır. Onun yüce huzurunda hükmederim ki, harap olan bağın için komşunun sürüsünü istemekte haksızsın. Bağın yeniden mahsul verinceye kadar komşunun sürüsünden istifade edeceksin. Allah senden razı olsun ya Eyüp! Adaletinle bin yaşa ya Eyüp! Estağfurullah, sağdan başlayabilirsiniz. Eğlence başlasın! Maşallah bugün daha iyisin. Çocuklara yemek getirdim. Canının istediği bir şey varsa söyle, çekinme. Ya Leyla, berhudar ol. Günlerdir kapımı senden başka açan olmadı. Sayende hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Allah şifanı verecektir. Bir şey olursa hemen bana haber sal. Allah'a ısmarladık. İyi yürekli kızım benim. Yüzünde kalbin gibi güzeldir, bunu hissediyorum. Ne yazık ki göremiyorum. Ben hiç görmedim. Doğuştan vakit epey ilerledi. Ben eve döneyim. Anam meraklanır. Güle güle yavrum. Rabbim gönlüne göre versin.
Şeytanın kışkırtmasıyla Gıldani aşireti Eyüp'ün karşı koymasına vakit vermeden yaptıkları gazvede elinden bütün malını mülkünü aldılar. Anamın karnından çıplak doğdum. Senin katına ise yine çıplak döneceğim. Tanrı'nın adı mübarek olsun. Buyur, otur ya Meryem, hoş geldin. Hoş bulduk ya Leyla. Şu torbada lor peyniri var. Sizin sürülerinizin sütünden yapmıştım. Kabul ederseniz beni çok memnun edersiniz. Belki çocuklarınızın canı çekmiştir. Kendi rızkından kesip getirdiğini bildiğim halde kabul ediyorum ya Meryem. Seni ne olursa olsun bir şey böyle canı gönülden vermek zevkinden mahrum edemem. Allah kabul etsin. Beni memnun ettiniz. Gidin, Allah'a emanet olun. Uğurlar olsun. Allah senden razı olsun benim alçak gönüllü kızım. Bir siz bana yardımcısınız. Yediğimiz hala babanın ekmeği. Selamun aleyküm. Aleyküm selam oğlum, gel. Aleyküm selam. Bugünkü bütün işlerimi rahme yaptı. Allah ondan razı olsun. Sağ ol rahme. İyiliklerini bilmem nasıl ödesek. Gördüğüm iş ne ki lafı mı olur? Anama bir ana gibi şefkatlisin. Ona o kadar iyi bakıyorsun ki kızı olsaydı senin gibi bakamazdı. Beni utandırıyorsun Kale. Müsaadenizle ben gideyim. Güle güle yavrum. Senin yardımınla kardeşimi evlendiriyorum. Düğüne gelirseniz bizi memnun edersiniz. O şerefe nail olacağım için ben de en az sizin kadar bahtiyarım. Bu evlenme ile iki aile arasındaki husumet sona erecek. Her ikiniz için de hayırlı, uğurlu olsun. Sağ ol. Tanrı'nın adını anarak ona methü senalarda bulunan Eyyub'a selamlar olsun. Malı mülkü gittiği halde gene Tanrısına şükreder. Eyyub Tanrısına boşuna mı şükrediyor? Çocukları memlekette çoğaldı. Onları kaybetmemek için edin bana, çocuklarına dokunayım. Çocukları yok olunca Allah'a yüz çevirecektir. Tanrı izin verdi sana ey Meymun. Dene Eyyub'u. İşte çocukları senin elinde. Ancak kendisine el uzatma. Senin biraz rahatsız oluşun. Bize dünyayı zindan etti. Anamla babam da bizim zorumuzla gittiler. Siz kardeşlerimi bir arada görmem, düğündeki eğlenceden çok daha zevk verici. Mal mülk kazanılır. Allah kerimdir. Bizim en büyük vazifemiz anamızla babamızın sevgisini kazanmaktır. Kardeşim, o Allah'ın ışığıdır.
kendi evlatlarım gibi severim. İki aile barışmanız bu saadeti temin etti. İntikam, kin, kötü şeyler. Her zaman kanı kan temizlemez, kanı su temizler. Gönül hoşluğuyla söylüyorum. Sanki kendi evlatlarım evlenmiş gibi mesudu. Perişan olduk. Biliyor musunuz, başımızda büyük bir felaket var efendimiz. Korkunç bir felaket. Evet, söyle. Anlat bakayım. Nedir telaşın? Üzüntün neden? Ya Eyüp, evlatların helak oldular. Onları Allah'ın ışığı toplandıkları çadırın üzerine düşerek öldürdü. Eyüp'ün acısına hürmeten düğün kalsın. Ya Eyüp, nedir bu sükutun? Neden dertlendin? Sana söylemeye dilim varmıyor. Karınım ben. Kader birliği yaptık seninle. Haberin çok mu kötü? Evlatlarının hepsi birden Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yavrularım, analarının kuzucukları. Kim kıymış onlara? Sabırlı ol, dertlenme. Allah verdi, yine o aldı. Bizden daha çok severmiş onları. Elden ne gel? Ya Rabbim, sen her şeyi bilirsin. Sen her şeye kadirsin. Evlatlarımı sen verdin, yine sen aldın. Senin adın yücedir. Ağlama artık. Helak oldun anacığım. Benim de ciğerim parça parça. Sabırlı olmak gerek.
Malı gitti, mülkü gitti, canı ciğeri evlatları gitti de gene Tanrısının adını anarak ona methü senalarda bulunan Eyyub'a iyice baktın mı? Ey iblis! Çünkü dünyada onun gibisi yok. Eyyub'u sapıtmak için uğraştığın boşuna. Deri yerine deri, et yerine et. Evet, insan nesi varsa verir. Dokunsun bakalım Tanrı onun etine, kemiğine. O zaman Eyüp nasıl sırt çevirecek Tanrısına? Tanrı gene izin verdi ya iblis. Eyyub'un eti kemiği senin. Sakın diline, kalbine, aklına dokunma. Dene bakalım. Eyüp'ün çocukları için ağlayan gözlerindeki yaş hiç eksilmesin. Ne kadar acınsan yeridir. Sesini şimdiye kadar hiç duymadım. Kimsin sen yabancı? Senin gibi şu toprak yığınının altında yatanlara ağlayan biriyim. Hocalarıydım çocukların. Seni tanıyamadım. Sesin çok yabancı. Bilgili adam. Bana yardım edip zahmet çekiyorsun. Benim mükafatım, yardımımı kabul etmendir ya hatun. Seni çadırına kadar götüreyim. Eyyub'un çadırına gideceğim. Bu acılı günlerinde onlara yardımcı olmak vazifem. Hı hı. Yürüyelim. Bağ budama zamanı asmalardan akan sudur. Şifalıdır dediler. Bir deneyelim bakalım. Şifasını verir elbet Yüce Tanrım. Yüce Tanrı, nebatının her birisine ayrı bir hasta vermiştir. Her biri bir derde devadır. Şifa ise Tanrı'dandır oğlum Kanet. Bugüne kadar ne yaptınsa boşuna. Sende hiçbir iyileşme yok. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Sus ya Leyya, bu senin sözlerin şikayet. Asi olma. Elbet Tanrı'nın bir bildiği vardır. Biz kulların bildiği tedbirler alıyoruz. Buralarda başvurmadık hekim kalmadı. İşittim ki Gıldani aşireti reisinin kardeşi hekimmiş. Senin derdine deva olacak ilacı bilirmiş. İzin verirsen gideyim. Ya Rabbi, her şey senin malumundur. Derde derman aramak bizlere emanet ettiğin canımıza karşı vazifemizdir. Sen Leyya, bizi terk etmeyen Kanen'le beraber gidin. İkiniz de Allah'a emanetsiniz. Büyük peder, buna ne kadar sevindim. Beni kendinizden saydınız. Annem de size baksın. Dayanılmaz bu kokuya. Hastalığı çorumuza, çocuğumuza da bulaşacak. Biraz daha sabretsek, bir ilaç arasak yaralarına. Çaresi yok onun derdinin. Atmak lazım Eyyub'u buralardan. Kurtulmak lazım bu adamdan. Ya hastalık bütün aşiretinize yayılırsa?
Sen ne karışırsın bizim işimize? Ben tüccarım. Bugün geldim aranıza. Aşk olsun sabrınıza. Eyüp'ün bu hali her tarafa yayıldı. Yabancı tüccarlar alışveriş için gelmeye çekiniyor. Beni dinleyin. Uyun bana. Ticaretimiz ölmek üzere. Aç kalacağız. Atalım Eyüp'ü! Atalım Eyüp'ü! Atalım Eyüp'ü! Atalım Eyüp'ü! Atalım Eyüp'ü! Beni takip edin. Kurtulun bu beladan. Dokunmayın ona! Bırakın garibi! Utanma yok mu sizde? Nankörler! Hadi git oradan be! Dağılın evlerinize! Oh, oh. Üzülme bacım, her derdin bir devası vardır elbet. Evet, öyle derler ama benim o kadar çok derdim var. Derdine deva imkansız. Ama sen şifası olmayan hastalıklara duçar bir zavallıyla ömrünü çürütemezsin. Ben buna müsaade edemem. Sen kimlere layık değilsin. İşte obam, servetim, kabilem, nihayet her zaman emrine amade olan ben. Peki dediğin an dünyalar bizim olur. Anam, sana emanet. Beni Rahmen'in yanına gömün. Oh.
siz demek kapınıza gelenlere, sizden yardım isteyenlere, derdine deva arayanlara böyle davranırsınız ha? Hiçbir erkeğin şanına yaraşmaz bu. Tanrı bu yaptıklarınızın cezasını verecek. Hangi tanrı ya Leyla? Senin mi yoksa benim tanrım mı haklı? Kokusu benim kör gözlerime rehber oldu ki seni buldum. Bu çaban bana teselli oldu ya Meryem. Yüreğindeki o sonsuz iyilik, merhamet duygularıdır aslında sana rehber olan. Rabbimden gözlerimin Leyla gelinceye kadar görmesini canı gönülden isterdim. Sana bakabilmek, yaralarını sarabilmek benim için umulmaz bir teselli olurdu. Tanrım bizimle beraberdir Meryem Hatun. Hiçbir kulunu yalnız bırakmaz o. Senin şu halinle buraya gelmem bile benim için en büyük mürvet. Kocan, sen, oğlun Kanen benim en son dostlarımdınız. Eyyub'u gördün mü? Orada. Ne? Ne oldu sana? Ya Eyyub, sen hala kemalini sıkı tutmaktasın. Felaket malına mülküne geldi sustun. Çocuklarına geldi sustun. Nedir bu halin? Yok mu Tanrı'nın? Nerede? Yüz çevir ona. Canımızı beraberce alsın. Ahmak kadınlar gibi söylersin Leyla. Allah'tan iyilik gelince kabul edelim de kötülük gelince ret mi edelim? Hayır da, şer de Allah'ımızdandır. Tövbe et Leyla. Sabır ferah kapısının anahtarıdır. Zavallı Meryem, seni de felaketlerimize karıştırdık. Doğurduğun aslan Tanrı dostu, güzel yüzlük Kanen. Vurdu üstlerine, kahpece vurdular kalbinden. Ölürken seni bize emanet etti. Gözlerimle göremediğim halde, kalbimde duyduğum aslan yavrum, Kanen'im! Mezarın bile yok! Ağla, bundan sonra sizleri huzur içinde yaşatmaya söz veriyorum. Reisiniz benim! İtiraz eden varsa gelsin karşıma da, kırbacım biraz iş görsün! Kabilenizin böyle güçlü kuvvetli bir reise ihtiyacı vardı. Ne mutlu size böyle bir reise sahip oldunuz. Tarlalarını aramızda bölüşelim. Kim o tarlaları bölüşelim diyen, bir reisten kalan mal yeni reisin olacaktır. İtiraz istemiyorum. Bunun suçu ne? Senin ambarından hakkı olan unu alıp ekmek yapıp Hazreti Eyyub'a götürmüş. Bizim lanet giyip attığımız birine yardım edersin ha? Yüzüne pekmez sürün, çölde karıncalara, sineklere yem olsun. Bunun suçu ne? Sürünün başında uyumuş. Bir koyununuz kayıp. Anarsam seni
sen yarattın bu cihanı, sen yarattın cismi canı. Senin baktığın akşam olmadan barınacak bir yer temin edelim kendimize. Geniş tut kalbini. Ayaklarım vücudumu taşıdığı müddetçe yürüyecek. Daima güçlüsün ya Eyüp. Ama... ama... hasta olduğunu unutma. Gel sırtıma bin benim, hadi. Gel hadi. Karı koca arasında hak daima erkeğindir. Seni taşımam lütfunda bulunmam benim için en büyük zevktir. Allah daima gönlüne göre versin. Ya Hazreti Eyüp, hiçbir şeye yanmıyorum. Kabilenin seni çöplüğe atmasını bir türlü affedemiyorum. Gönlünü geniş tut. Kabilemi aldattılar. Onlar aslında iyi insanlardı. Mutlaka şeytana uymuşlardır. Allah beni şeytandan uzak tutsun. Barınacak bir yer bulsak. Tanrı, yeryüzünün bütün mahlukata mekan olsun diye yaratmadı mı? Elbet biz de başımızı sokacak yer buluruz. Zahmetin güçlüğü bu kadar olsun. Hmm.
bekliyorduk ya? Geldik mi Hazreti Eyyub'a? Evet. Buyurun, buyurun. Bu taraftayız, bu tarafta. Hoş geldin Meryem Hanım. Çok şükür sizlere kavuştum. Koca kabilenin içinde bir yavrucak, ben sizi götüreyim dedi. Bende bir merhem var. Harran hekimlerinden biri hazırlamış. İki günde bir sürülecekmiş. Şifa Tanrı'dandır. Ziyaretiniz benim için en büyük merhem oldu ya Meryem Hatun. Kendinizi zahmete sokmuşsunuz. Tanrı'nın adını almanız bana huzur verdi. Tedbir bizden, takdirse yüce Tanrı'dandır. Ben gideyim. Rabbime emanet olun. Sağlıkla git. Gene gel Meryem, beklerim. Ya Eyyub, bir de bu merhemi deneyelim. Sen bilirsin. Bırakın beni! Bırakın! Alma hadi yürü, reis seni istedi! Bırakın! Oh, oh. İnsansızlar! Hadi yürü! Bırakın! Oh. Oh. Oh, bırakın! Pis kadın! İki gözünün kör oluşu sana az geliyor galiba! Ayaklarının kırılmasını istemiyorsan bir daha Eyyub'a gitme! Onun illetini bize de bulaştıracaksın. Bak, kokuyor. Sus nankör, sus! Ne çabuk unuttunuz Eyyub'u! Hepinizin kursağında onun ekmeğinden hiç olmazsa bir lokma vardır. Bir gün senin de başına böyle bir derdin gelmeyeceğini kim bilir? Tanrı'dan kork! Bak hele! Elinde topası olmadan yürüyemeyen ama bana ders verecek. Tanrıyım! Eyyub'un tanrısı var mı ki? Varsa kurtarsın onu! Tövbe de! İçinde tanrı inancı olmayan senin gibi bir insandan ne beklenir? Elbette Eyyub'un tanrısı var! Şüphen olmasın, dermanını da o verecek! Atın şu deliği dışarıya! Sen benim dediklerimi iyi aklında tut! Yiyecek bir şeyimiz kalmadı. Kalenin anası da görünmedi. Gidip bir bakayım mı? Rahatlık ölüm meleğinin nefesi değil, biliyorum. Kanenine, sevgili evladına kavuşmanın rahatlığı... Yüce Tanrı'nın rahmeti üzerinize olsun. Ya Hazreti Eyyub, biliyor musun, şu yediğin ekmek, Meryem Hatun'un yoğurduğu son hamurdandır. Allah onu da bizden ayırdı. Şimdi o da oğlu Kane'nin yanında. Meryem'i Rahmen'in mezarının başında ölü buldum. (Gülüyor)
Ya Rabbi, sen her şeyin vaktini bilirsin. Sen her şeye kadirsin. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Eyüp'ün karısı sizlerden yiyecek istemeye gelecek. Sakın bir şey vereyim demeyin. Bu kadın yoldan çıktı, fahişe oldu. Sizlere musallat olacak. Böyle kadınlar kovulmaya layıktır. Gelirse kovun. Aksini yapanlar reisimiz tarafından cezalandırılacak. Şimdi dağılın. Allah rızası için biraz yiyecek. Eyüp Hazretleri 3 gündür aç. Ağzına bir lokma ekmek girmedi, merhamet edin. Git de Eyüp'ün tanrısından iste, o versin. Bak Rabbim, sana yaptığım iyiliklere karşılık olarak değil, davamın rızası için biraz ekmek istiyorum. Bir şey mi arzu ettin? Varsa biraz ekmek. Hem de çok var. Yalnız karşılık olarak ne vereceksin? Benim gibi fukaranın verecek nesi var ki? Mesela şu saç örgülerinden birini verirsen ödeşiriz. Ya Rabbi, sen şahidim ol. Başka çarem yok. Razıyım. Yaklaşabilmek ne güç. Hele benim için. Sana üzülerek haber veriyorum. Karın Leyla doğru yoldan çıktı. Sana getirdiği yiyeceklerin karşılığında vücudunu veriyor. Bu sefer kaldığı adam hatıra olarak saçının bir örgüsünü almış. Sen satılan vücut karşılığında ekmek yiyecek kadar küçüldün. Ya Eyüp, biliyorum ki kaç gündür ağzına bir lokma azık girmedi. Nasıl aç değilim dersin? Kimsenin kendi vücuduna eziyet etmeye hakkı yoktur. Ben bu ekmeği senin okşadığın saçlarımı keserek aldım. Namusumu satarak değil. Artık kabile sana bir lokma ekmeği karının senin uğruna süpürge ettiği saçları mukabilinde veriyor. Senin için uzuvlarımı hiç düşünmeden keser atarım. Ama namusumu kimse alamaz benden. Tanrım, sen beni yanıltma. Şeytana uydurma ya Rabbim. Tanrının selamı, selameti üzerinde olsun ya Hazreti Eyüp. Halini duyduk, kalktık geldik. Biz yolundan yürüyenlerden, sana gönülden inananlardandık. Ben Elyafuz'um, Tama'dan geliyorum. Gevşemiş elleri kuvvetlendiren, sapmakta olanları, düşenleri, senin sözlerin, yardımın ayakta tuttu.
Çöken dizleri pekleştirdin. Şimdi şu haline bak. Suçun neydi de bu hale geldin? Seslen Tanrı'na bakalım, sana cevap veren olacak mı? Ben Bülbat, şu ahlı Bülbat. Sana, senin Tanrı'na inananlardanım. O Tanrı ki hiçbir zaman adaletini eğiltmez. Öyleyse bu halin ne? Evlatların bir hata işledilerse günahları ellerine verilmiştir. Eğer sen temiz doğruysan, Tanrın gerçek olsaydı senin doğruluk yuvana selamet verirdi. Bataklık olmayan yerde kamış biter mi? Su olmayan yerde saz büyür mü? Senin Tanrın kamil, adil, ulema bir adamı nasıl terk eder? Ben safırım. Ne anlayayım? Bu söz yığınları cevapsız mı kalmalıydı ya Eyüp? Bizlere öğrettiklerinin hepsinin hakikat olduğunu sen söylemiyor muydun? Keşke Tanrı şu an sana karşı dudaklarını açsa. Çünkü sen derdin, Tanrı her şeye kadir ve rahimdir. Ey ulu Tanrım! Dost için bile yalancı durumuna düşen bir kimse oldum. Salih, kamil olan ben gülünç oldum. O gafiller bilmezler ki hayır ve şer sendendir. Bana bu derdi sen verdin, derdi o verdi, derman da o verecek. Sabretmek lazım. Sabrın sonu daima selamettir. Gözümle görmeseydim inanmazdım. Kavmin senin için Eyyub'un tanrısı olsaydı, onu bu gibi eziyetlerden bırakmaz, kurtarırdı diyor. Ben de öyle diyorum. Benim de içime şüphe girdi, inancım sarsıldı. Benim de. Kabilenden kimse bize yardım etmek istemiyor ya Eyüp. Bu ezayı 7 yıldır çekmektesin. Belki de bu adamlar haklı. Allah'ım! Dert vücudumu bürüdü. Sen merhametlilerin en merhametlisin. Ya Eyüp! Ne yapıyorsun sen? Rabbinin işine mi karışıyorsun? Şikayet mi ediyorsun? Şikayet mi? Asla! Hamdü senalar olsun ulu Tanrım'a. Dert artık dilime de yürümeye başladı. Tanrıma dua edememek, gösterdiği, yaşattığı günlere şükredememektir korkum. Ya Eyüp! Rabbin seni esirgedi. Şimdi kalk ayağa. Yürü! Çık mağaradan! Sağ ayağının topuğunu yere vur. Çıkan sudan iç. Vücudunu durula. Rabbinin emri bu. Tanrım, şükürler olsun. Ya Rabbim! Ya Rabbim! Ya
Ya Rabbim, sen her şeye kadir ve mutlaksın. Yeryüzünde her şey senin arzunla olur. Sen her şeyin başını sonunu bilirsin. Sana can gönülden hamdü sena ederim. Ya Rabbim! Yani aşiretinin reisini yakalamışlar, öldüreceklermiş. Sen vicdanlısındır, bağışla onu. Telaşlanma ya Leyla. Tanrı'nın dilediği kadar cezasını görecek. Şimdi gidiyorum. Ya Hazreti Eyüp, emredin de şu soysuzun başını vuralım. Gözüm ellerini serbest bırakın. Sesin değişimiz! Ya sesin! Ya Hazreti Eyüp, ben sana her kötülüğü yaptım. Bense benim canımı bağışladım. Yaptıklarıma nadim, affet beni. Ben affetmeye mezun değilim. Affetmek Cenab-ı Rabb'a az. İçin rahat olsun. Sana hiçbir küskünlüğüm yok. Tanrı'ya yalvar, iyi ve sabırlı ol, seni mutlaka affedecektir. Yaşayanlara en büyük ceza yalnız ve Allah'ın varlığından habersiz yaşamak zorunda kalmalarıdır. Ey iblis! Yüce Tanrı kullarını kendinden bir parça olarak yarattı. Her insanda Tanrı'nın hasretlerinden bir parça vardır. Ey lain iblis! Rabb'a isyan etmekle nasıl yanılmış olduğunu, onun yarattığı bir Adem olan Eyüp sana bir kere daha ispat etti. Seni Tanrı boşuna kovmadı cennetinden. Boşuna taşlanmadın. Gördün ki Eyüp'ün sabrı seni yendi. Lanetler olsun sana. Din gününe kadar lanet sana. Hazreti Eyüp gibi birçok hazretlerin doğup yaşadığı beldede şimdi Mamur Urfa şehri bulunmaktadır. O devirden kalma birçok tarihi eserlere sahip olan bu şehirde Hazreti Eyüp'ün camisi ve Çile Mağarası görülmeye değer.